Ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. İktidarı şiddetle ayakta duruyor. Faşizme karşı mücadeleyi büyütmek üzere bir aradayız. İktidar politikalarına tepki, yerel seçimlerde iktidarı sarsmasına rağmen sermaye iktidarı yağma ve sömürü programını tavizsiz uygulamada kararlılığında. İktidar sonucu yoksulluk, işsizlik, geleceksizlik olan politikalara karşı gelişen tepkileri bastırmak için her yolu deniyor. Tepkileri denetleyebilmek için yumuşama söylemi gerçekleştirecek muhalefeti de belirlemeye çalışıyor. Emeğin birlik, mücadele ve dayanışma gününde meydanlar emekçilere yasaklanmak isteniyor. İstanbul 1 Mayıs'ında Taksim çevresinde adeta olağanüstü hal ilan ediliyor. Taksim emeğin meydanıdır, 1 Mayıs meydanıdır diyenler polis şiddetine maruz kalıyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. 1 Mayıs'tan bugüne 48 arkadaşımız Taksim 1 Mayıs meydanıdır dediği için, emeğin hakkını savunduğu için tutuklandı. Pazartesi günü yapılan ev baskınlarıyla 28 gözaltı arkadaşımız bugün savcılık ifadelerine alındı. 9 kişi tutuklandı. Taksim tutsaklarına özgürlük için, adalet için bir aradayız. Tamam. İktidarın emekçilere meydan yasaklatan korkusunun nedenini biliyoruz. Gezi'den biliyoruz, Kobane'den biliyoruz. Sermaye iktidarı halkın örgütlü gücünü yenemeyeceğinin bilincinde. Haziran isyanı bir halk isyanıdır. Bu toprakların köklü, direniş tarihine milyonların eşitlik ve özgürlük talebi olarak kazındı. İktidarın gezi korkusu geçmedi. Yumuşama söylemleriyle muhalefete ayar vermeye çalışanlar, gezi davasında verilen haksız, hukuksuz kararlarla arkadaşlarımızı 2 yılı aşkın süredir özgürlüklerinden yoksun bırakmaya devam ediyorlar. Halkın iradesini önce geziyi bastırarak yoksa yani iktidar, halkın vekili Can Atalay'ı kendi hukukunu anayasa mahkeme kararını tanımayarak tutsak etmeye devam ediyor. Gezi halktır. Gezi tutsaklarını özgürlük ve adalet için bir aradayız. Yıl dönümünde günler kala 16 Mayıs'ta iktidarın yumuşama söylemleri içerisinde Kobane Kumpas davasında kararlar açıklandı. Kürt halkının siyasi temsilcilerine, sosyalistlere, devrimcilere 400 yılı aşkın sürelerle cezalar verildi. Biliyoruz ki milyonlarca insan Kobani Kumpas davasında ceza alan Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın şahsındaki bütün tutsakların suçsuz olduğunu biliyor. IŞİD'in Kobane topraklarına saldırdığı, katliamlarına yeni katliamlar eklemek istediği bir süreçte Kobane'nin çığlığına milyonlarca insan ses olarak sokağa çıktı. Kürt halkı Kobane'de IŞİD'e karşı direnirken 2014 yılının Ekim ayında bu topraklarda yaşayan halklar Gezi'nin direnişinin de ortaya çıkardığı kardeşlik ve mücadele bilinciyle Kobane direnişini selamlamıştır. Kürt halkıyla sokakta buluşmuştur. Kumpas yargılamaları, onlarca yıllık cezalarla bastırılmak, yok edilmek istenen Kürt halkının eşitlik ve özgürlük mücadelesidir. Halkların ortak mücadelesidir, biliyoruz. Bugün burada Kobane Kumpas davasıyla tutsak eden arkadaşlarımıza özgürlük ve adalet için bir aradayız. Eşitlik, adalet, özgürlük, barış mücadelesini büyüterek sürdüreceğiz. Karşımıza emeği, doğayı, kentlerimizi, yaşamlarımızı sömürerek, şiddetle bastırarak ayakta duran bir iktidar var. Ama biliyoruz ki yaşamı üreten milyonların eşitlik, özgürlük ve adalet talebi çok daha güçlü ve büyük ve kazanacak. Karanlık gidecek, gezi kalacak. Karanlık gidecek, Kobane kazanacak. Taksim emeğin olacak. Eşitlik, özgürlük, barış ve adalet mücadelesini yan yana büyütmeye devam edeceğiz. İyi yerler, iyi yerler.